Röportajlarımızı özlediniz mi? Biz çok özledik. Uzun bir aradan sonra tekrardan röportaj çekimlerimizle karşınızdayız. Bugünün konusu en güzel yaş hangisi? Hadi insanlar ne cevap vermiş onlara bakalım. Merhaba. Merhaba. Kaç yaşındasınız? 19 yaşındayım. 17. 20. 14. 14. Bayağı gençmişsiniz. Yani kadınlara çok sorulmaz ama yaşınızı sorabilir miyim? 45. 29. 22. Bu sene 18'e gireceğim inşallah. Peki kendinizi kaç yaşında hissediyorsunuz? 16-17 gibi hissediyorum. 2-3 yaş büyük hissediyorsunuz. Neden? O olgunluğun var mı diyorsunuz? Yani hem fiziki olarak hem de azıcık daha olgunum yaşlarımdan. Bir iki yaş daha. Bunlardan dolayı. Ya daha olgun hissediyorum yaşımdan. Böyle bir 25 olabilir. Neden? Çok yoğun geçiyor hayatım. Yani yaşlı hissediyorum ruhen de biraz. Ondan kaynaklı olabilir. Ne sizi bu kadar yordu diyeyim? Spor hayatım çok yoğun. O beni çok yordu. Çok yıprattı o şekilde. Peki kafa olarak, zihinsel olarak ama genç misiniz yoksa hani zihinsel olarak da mı daha ileride hissediyorsunuz kendinizi yaş olarak? Yani zihinsel daha genç. Ruhen ya yani beden olarak daha yaşlı ama zihin olarak daha genç. Zihinsel yani zihin olarak genç olmak yine iyidir. Aynen. Toparlarsınız yine. 55 60. Oo çok yukarıdan. Neden peki 55 60? Çok yani. Çok stresliyim. Hayat stres ondan dolayı. Çalışıyoruz. Sonra ayın sonunu getirmekte zorlanıyoruz. Bu yani stres dediğim şey bu. Peki yani daha çok herhalde siz zihinsel olarak kendinizi yaşlı hissediyorsunuz. Tabii, evet kafa yoruluyor çünkü. Fiziksel yorgunluk çok olmuyor da kafa çok yoruluyor. Bazen daha küçük hissediyorum ama genel olarak çok bitkin hissediyorum açıkçası. Bayağı yaşlıymışım gibi. Malum koşullardan dolayı diyeyim. Yani daha çok zihinsel olarak mı fiziksel olarak? Zihinsel olan yorgunluğum fiziki anlamda da beni etkiliyor. O yüzden ikisi de diyebilirim yani. Peki neden kendinizi daha yaşlı hissediyorsunuz diyeyim? Hani o sonucu çıkardım ben. Yani ülkenin durumlarını düşünecek olursak çok fazla moralimiz bozuluyor. Umutsuzluğa kapılıyoruz. Yani derslerimize odaklanamıyoruz. Belki geleceğimizi planlayamıyoruz. Bu sebeplerden ötürü böyle bir şey oluyor yani. Anladım. 20 tam olarak. Neden? Yani ruhsal açıdan mental olarak biraz daha çok olgun hissettiğim için. Ama fiziksel olarak bence yaşımı gösteriyorum. Yani. Evet. Yani sadece 3 yaş daha mı olgunsunuz? Yani çok büyük abartı olarak söylemem de 20 diyebilirim galiba. Yok kendimi olduğum yaşta hissediyorum şu an. O gençliğim, enerjim var diyorsunuz. 32. 32. 32. 10 yaş daha fazla. Neden? Hayat koşulları. İş güç. Yıllardır. Hayata tutunma mücadelesi. İş, spor, kız arkadaş. Rutin olarak böyle geçiyor hayatım. Peki fiziksel olarak mı daha çok yoksa zihinsel olarak mı bu 32? Fiziksel. Kafa olarak gün içinde yoruluyorum ama fiziksel olarak daha çok. Yani hem hayatımda ağır bir iş var hem de ayrıca bir spor yapıyorum. O beni daha çok yoruyor. O yüzden fiziksel daha çok. Neyse zihinsel olarak yine de gençliğinizi korumak kafa olarak falan yine de iyi yani. Evet. Bardağın dolu tarafından bakacak olursak. Kesinlikle. Kendinizi kaç yaşında hissediyorsunuz peki? 50. Neden? Neden derseniz şartlar ve günümüz gündem yani. Kafasal olarak mı daha çok? Kafasal. Yani zihniniz yorulmuş belli. Zihnim yoruldu. Her bölümden sonra sizler için çeşitli egzersizler hazırladığımızı artık biliyorsunuz. Kelime listeleri, dinleme egzersizleri, yavaş ses kayıtları, podcast için hazırladığımız interaktif transkriptler, kelime yardımcıları ve daha fazlası. Bunlara erişmek için yapmanız gereken açıklamalar kısmındaki linke tıklayarak herhangi bir kademeye abone olmak. Bu fırsatı kaçırmayın. Sizce en güzel yaş hangisi? Yaşanılması? Bence 15'te 18. Çünkü insan en çok o zamanlar daha çok özgür bir zamana kavuşuyor. Yani belli bir yaştan sonra artık çalıştığınız için belli bir kendinize vakitinizi ayıramıyorsunuz. Ama bu yaşlarda biraz daha free time olduğu için daha rahat gibi geliyor bana. Tam bu zamanlar aslında yani 18-22 arası yaş bence çok üniversite zamanı özellikle çok güzel yaşlar. Sonra böyle yavaştan artık üstüne sorumluluklar vesaire biniyor falan daha böyle yaşlandığını hissediyorsun. Neden peki bu yaşları diyorsunuz 18-22?
Çünkü üniversite zamanları işte daha çok böyle işte arkadaşlarla vakit geçirdiğin, işte kafa dağıttığın zamanlar oluyor ama böyle mezun olduktan sonra özellikle 24 yaş ve sonrası falan daha böyle artık hayata atılma oluyor. İşte iş bulma çabaları, uğraşları vesaire, işte ev geçindirme vesaire, o tarz, o yüzden. 25-30. Neden? Daha hareketli oluyorsun, daha canlı oluyorsun. Gözün bir şey görmüyor, daha cesaretli oluyorsun. Yaş ilerleyince cesaret de kırılıyor. Peki yani bu yaşlarınızla o yaşlarınızı kıyasladığınızda nasıl bir sonuç çıkar ortaya? Nasıl çıkar sonuç ortaya? Vallahi keşke o yıllara tekrar geri dönebilsem, tekrar yaşayabilsem diyorum yani. Yani çocukluk güzel oluyor, her şey böyle daha renkli geliyor. O dönem diyebilirim ya. Yani yaş olarak 8-9 civarı. Siz bayağı küçük yani. Evet. O yaşlarınızı hatırlıyor musunuz? Az çok hatırlıyorum yani. Ya özlüyor musunuz? Hani çok iyiydi, çok eğleniyordum vesaire gibi bir anınız da mı var ki hani o yaşları daha çok şey yapıyorsunuz? Yani büyüdükçe bence her şey daha da böyle karmaşıklaştı. Daha çok sorumluluklarımız arttı. Bir de hani bu durumlar olunca. O sebeple yani. Küçükken hiç bunları düşünmek zorunda kalmıyorduk. Her şey daha böyle çizgi film gibi geliyordu, öyle söyleyeyim. Evet, yani çalıştığınız sınav bile daha zorlaştı en basitinden. Evet. Küçükken daha rahattı tabii. İnsan ilişkileri de çok zorlaştı. Yani çocukken çocuklarla iletişim kurmak çok saf ve rahat olabiliyor. Ama şimdi insanlar çok yakınlarını bile aslında zar zor bulabiliyor, öyle söyleyeyim. O zaman biraz daha ileriki yaşlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Hani sorumlulukların daha da artacağı. Geriyor beni şu anda. Umarım... Bilmiyorum, öyle olmaz. En güzel yaş 19. Neden? 19 üniversite dönemine denk geliyor. Ve en güzel dönem öğrencilik. Ben üniversite okumadım ama yani okumak isterdim. Birkaç kere denedim. İstediğim bölüm olmadığı için ben de baba mesleğine yöneldim. Ama okusaydım büyük ihtimal çok keyif alırdım öğrencilik döneminde. Yani üniversite hayatı çok daha iyi mi sizin için görüntü olarak? Kesinlikle, evet, kesinlikle. Çok net 19 yaş verdiniz. Bir şarkı da var belki biliyorsunuz. Ne güzel şeysin sen, yaşın 19 diye. Ondan etkilenmiş olabilir misiniz? Yok, yok. Yok, şarkıyı bilmiyorum. 20 ya. Tam 20. 20-25 arası. Neden? Ben o zaman daha coşkuluydum. Öyle hissediyorum. Biraz coşkumun söndüğünü hissetmeye başladım içimdeki. Ama aslına baktığınızda 4 yaş uzaktasınız 25'ten. Ama 20 ile 21 arasında çok fark var kafa yapısı açısından. Yani düşünce yapısı anlamında... Bir senenin bile çok farkı oluyor. 16-17, 18 yani. 16'dan 20'ye doğru olan yaşlar. 16-20 arası. Neden peki? Gençlik yılı yani, ergenliğin sonuna yaklaştığı zamanlarda, bir de daha çok dışarıya atılmaz az zamanları. En güzel yaş yani, ben 18 olduğuma göre 17-18 yaşlar güzel. Böyle arkadaş ortamı, genç olmak falan, o şekilde. Peki ileride İşte kendi düzeninizi kurmuş, işte hayatınızı düzene oturtmuş, paranızı kazanan bir yaşta olduğunuz o dönemlerde iyi gelmez mi? İyi değil midir sizce? Çok iyi gelir. Yani inşallah o günleri görürüz yani. Çok iyi olur yani inşallah. İşte hani o dönemlerle bu dönemleri kıyaslasanız. O dönemler. Evet, evet, o dönemler. O zaman en güzel yaşlar şu anki yaşlar değil gibi. Evet, aynen öyle oldu şu an, aynen. Ama şöyle, hani daha özgür oluyor dediniz ya, acaba ileride büyüyünce insan artık kendi kararlarını alabileceği için, kendi seçimlerini yapabileceği için daha özgür oluyor olamaz mı? Yani bir aile içine karışacağınız için yüksek ihtimalle, tabii herkesin seçimi ayrı ama bir aileye katıldığınızda düşündüğünüz tek kişi siz olmuyorsunuz. Aileniz var ve çalışmak zorundasınız. Bu yüzden kendiniz hep ikinci planda oluyorsunuz. Bence biraz kısıtlayıcı bir eylem. Yani siz şu an henüz o sorumluluk altına girmediğiniz yaşlarda olduğunuz için bu yaşları seviyorsunuz anladığım kadarıyla. Peki daha ileriki yaşlarda işte 40-45 vesaire, orada düzeninizi artık kurmuş oluyorsunuz. O yaşlarda sizce iyi değil midir? Yani bilmiyorum, aslında şu anki 40 yaşa baktığım zaman gerçekten özellikle çocuğu olan insanlar için çok çalışıyorlar, çok çabalıyorlar. Çünkü şu dönemde artık çocuk okutmak çok da kolay olmadığı için... O yüzden yani böyle o yaşlarda biraz daha stresli geçiyor diyebilirim açıkçası. Ama işte o kurul düzen 20 yaşında olsa, 25 yaşında olsa daha iyi değil mi? O zaman çok daha iyi olmaz mı? Hayır. 45 yaşındaki adam da kendini 20 yaşında gibi hissetse daha iyi olur. Aynen. Ben şimdi 29 yaşındayım, 30'uma geleceğim. Kendimi 50 yaşında gibi hissediyorum. 50'sindeki adam aynı kafadaki bir adam gidecek 100 yaşında mı hissedecek? Ne yapacak yani? O daha kötü. Evet. Yani koşullar daha güzel olsa adam... Daha genç hissetse daha iyi olur her şey. Evet.
Ama işte genç yaşlarda da ona erişmek daha zor olduğu için değil aslında. Yani o oturaklı hayat. Yani yaşadığın coğrafyayla çok bir alakası oluyor bunun. Olabilir. Tabii. O açıdan bakarsanız öyle. O zaman ben daha çok böyle motorumla ve arabamla gezmeye planlıyorum. Dünya turu gibi düşünün. O yaşlarda güzel olmaz mı o zaman işte? O zaman güzel olur işte. O zaman rahat zamanlar böyle iş yok, dert yok, tasa yok. Aynen. 60 yaşında olup işte milyonlarca dolar para, ev, arabanız mı olsun istersiniz yoksa hani 7 yaşına dönüp şu anki bilgi birikiminizle, işte deneyiminizle 7 yaşına mı dönmek istersiniz daha doğrusu? 7 yaşına dönmek isterdim. Biraz açabilir misiniz neden? Neden derseniz hayatımı daha farklı bir hale sokmak için sıfırdan başlamak isterdim. Evet. Yani ikinci bir şans oldu. Bir şans isterdim kendime. Bir de bu bilgi birikimlerim var yani. Daha keşke şunları da yapabilseydim, yapsaydım bildiklerim var. Yaş ilerleyince anlıyorsun yani. Gençken bunları göremiyorsun. Evet. Güzel soru. Şu anki bilgi ve birikimle 7 yaşımda olmayı tercih ederdim. Tabii neden diye soracağım. Çünkü 7 yaş, bilmiyorum, ben yaşamayı seviyorum, yaşlanmak istemiyorum. O yüzden 7 yaşı tercih ederdim şu anki bilgi ve birikimimle beraber. Yani daha iyi şeyler başarabileceğinizi mi düşünüyorsunuz? Yani evet, aslında. Bu aslında bir bakıma da şans olmuş oluyor. Evet, bir şans daha verilmiş oluyor. Öyle bir kere daha denemiş oluyoruz. 7 yaş. Neden? 7 yaş olsaydı ben lise dönemimi çok kötü geçirdim. Yani 4 senelik liseyi ben 6-7 yılda bitirdim. Sürekli ya bıraktım ya okumak istemedim. Tam tersine lisede okumak isterdim büyük ihtimal güzel bir şekilde. Ondan sonra üniversite hayatına başladım. Yani 7 yaşına dönseniz hani hayatınızı daha iyi çizebilirdiniz mantığımı. Evet, kesinlikle. Kesinlikle. Çünkü her şey sıfırdan olmuş olacak. Ve hani o hayat çizelgeni ve planlarını sen tamamıyla şu anki bilgi deneyimimle çok rahat çizerdim. Evet. Yani şu anki 20 yaşıma kadar aldığım tecrübelerle. Evet. Daha güzel olabilirdi. Şu an kafa yapımla, bilgi birikimle 7 yaşında olmayı tercih ederim. 60 yaşımda 100 milyon dolarından daha fazlası olabilir o zaman. Çünkü bilgi para. Bilgi güç. Para değil, paradan ziyade güç. Yani şu anki bilgi birikiminizi daha değerli buluyorsunuz o açıdan. Tabii. Yani bomboş olup milyon dolarlarım olacağına kafam dolu olsun, cebimde param olmasın. Öyle bir şey de var. Ama tabii kafam da dolu olsun, cebimde dolu olsun. Yani insan istediği bu. Hayatta bayram olsa falan. Keşke. Ama işte bakıcı olacak inşallah, olacak. Umudumuzu kaybetmediğimiz sürece olur. Bence her şeyi illa mükemmel bir şekilde yapmamız gerekmiyor. Yani 7 yaşında olsaydım da baştan alsaydım fikri bana biraz saçma geliyor. Param olsaydı dünyayı gezerim hani. O daha mantıklı bence. Ama o zaman da 60 yaşında geriye dönülemez bir yaşta olacaksınız. Yani yaş tabiri caizse biraz daha orta yaş artık olmuş olacak ileriye. Hayatın getirisi bu sonuçta. Yani bizi biz yapan da artık hata mı yaptık, kötü bir zaman mı geçirdik? Bunlar da dahil sonuçta. Yani ben bir daha eskiye gidip tekrar o süreçleri yaşamam açıkçası. 70 yaşında olup zengin olmayı şey yapardım, daha çok ilgilenirdim. Çünkü hem evsizleredir, lösemilere hem destek sağlardım. Hem de atıyorum bir ihtiyacı olan, bir hobi edinemeyen maddi durumdan onlara hem de destek olurdum. Ben değil de başkalarının daha da iyi bir hayata sahip olmasını isterdim. Ama o zaman da artık çok yaşlı oluyorsunuz. Yani hani gençliğiniz olmuyor. Öyle belki gidelim bir şey olmaz yani. Ölürsek ölelim. Yaşlanmak korkutmuyor mu? Yok, korkutmuyor o kadar da. Ya 60 tercih etmem. Bilgi birikimini tercih ederim. Yani daha genç olmayı, 7 yaşında olmayı. Evet evet, aynen. Neden? Neden? Yani gençlik daha güzel bence. Ya yaşlık kötü değil aslında ama yani bir yaş alıyorsun, tecrüben oluyor ama ben gençliği tercih ederim. Yaş geri gelmiyor çünkü. Evet tabii ki, aynen. Kesinlikle. 7 yaşına dönmeyi daha çok isterdim çünkü yanlışlarımı düzeltmeyi ve daha çok iyi biri olarak, olgun biri olarak devam etmeyi daha çok isterdim. Bu zaman hem üzülmezdim hem de daha çok iyi bir durumda olarak devam ederdim hayatıma galiba. Peki yani şu anki yaşınıza kadar o tecrübeyi elde ettiğinizi düşünüyor musunuz? 17 yaşındasınız. Bence yeteri kadar değildi çünkü yani bilmeden geldiğimiz için bu zamana kadar bir farkındalık yoktu. Ama farkındalık olsaydı daha çok şey araştırıp daha çok bilgi edinebilirdik bence. Peki gençlere bir tavsiyeniz olur mu o zaman madem öyle? Gençlere tavsiyem olur ama gençler algılamıyor ki. Yaş ilerleyince ancak algılayabiliyor. Belki anlayan olur. Gençlere şunu söyleyebilirim, zamanlarını iyi değerlendirsinler. Başka bir şey diyemiyorum. Bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Umarım uzun bir aradan sonra çektiğimiz bu röportaj videosunu beğenmişsinizdir. Sizler de yorumlar kısmına konuyla ilgili görüşlerinizi, fikirlerinizi, yorumlarınızı yazabilirsiniz.
Açıklamalar kısmındaki linklerden ailemize katılarak sizler için hazırladığımız egzersizlere erişebilir veya Instagram adresimizi takip ederek bize destek olabilirsiniz. Aramıza katılmış olan herkese çok teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde görüşene dek kendinize çok iyi bakın. Sen yaparsın. İstersen sen yap. Yok. Sen yapsana. Bu bölümün aktörü benim. Aynen. Röportaj çekimlerimize başladık. Orayı da çektin değil mi? Yakalandık.